Selam, ben Alfa. Bu videoda standart karakterlerden birisi olan Clara'dan bahsedeceğiz. Stellar Warp'tan ve Elipul ile sınırlı olan Departure Warp'tan elde edebildiğimiz Clara, fiziksel elemente ve Destruction Pet'ine sahip. Destruction Pet'inin karakterlere kattığı özelliklerden birisi, bu pet'e sahip olan karakterlerinizin başka bir desteğe ihtiyacı olmadan öne çıkabilmesi. Clara da tek başına oldukça büyük rakamlara ulaşabilen bir karakter. Ama aslında onun da vazgeçilmezi olan bir yardımcısı var. Clara'nın saldırılarında ve bazen karakter idollarında görebildiğimiz Svarok, Clara'nın birçok açıdan savaşlarda öne çıkabilmesini sağlıyor. Clara'nın potansiyelini nasıl ortaya çıkarabileceğimizi konuşmadan önce, gelin Clara'nın karakter özelliklerini inceleyelim. Saldırı türlerini incelemeden önce bahsetmemiz gereken ilk kısım Clara'nın özel yeteneği, yani talentı. Clara'nın yeteneğinde eğer karşınızdaki düşmanlar Clara'ya saldırıda bulunursa, Svarok onları işaretliyor ve doğrudan saldırı uyguluyor. Düşmanlarınızın üzerindeki bu Mark of Contour adı verilen işaretler olduğunda çok daha büyük saldırılar yapabiliyorsunuz. Tabii bunlar olmadan da saldırılarınızı yapabilirsiniz ama Clara'nın maksimum potansiyeline ulaşabilmesi için dikkat etmeniz gereken bir özellik. Ayrıca bu yeteneği Clara'nın düşmanlar tarafından aldığı hasarı %10 oranında azaltıyor. Normal saldırısı ise Clara'nın atak oranının belirli bir yüzdesi kadar düşmana fiziksel hasar uyguluyor. Skill point harcamadan yaptığınız bu saldırıyı tek bir rakibe karşı uygulayabiliyorsunuz. Clara'nın skillinde ise normal saldırısından farklı olarak bu sefer geniş alanlı hasar uygulayabiliyorsunuz. Bu saldırı yine fiziksel bazında oluyor ve normal saldırısından biraz daha fazla hasar verebiliyorsunuz. Eğer düşmanlarınız Mark of Contour'a sahipse de bu saldırı oranı çok daha yüksek oluyor. Ama bu skillinizi kullandığınızda mevcut Mark of Contour, yani düşmanlarınızın üzerindeki işaretlemeleriniz ortadan kalkıyor. Yani bir sonraki saldırınızın yine büyük oranlara ulaşabilmesi için tekrardan Svarok'un düşmanları işaretlemesi gerekiyor. Ultimate'inde ise Clara'yı diğer karakterlerden farklı kılan bazı özellikler bulunmakta. Clara'nın ultimate'ini kullandığınızda Clara'nın düşmanlar tarafından aldığı hasar ek olarak bir oranla daha azalıyor. Bununla birlikte düşmanların Clara'ya vurma oranını 2 tur boyunca arttırıyorsunuz. Aslında bu sayede Svarok'un düşmanları işaretlemesini kolaylaştırmış oluyorsunuz. Aynı zamanda bu ultimate'ini kullandıktan sonra artık Clara dışındaki takım arkadaşlarınız da saldırıya uğrarsa Svarok onlara da vuruş gerçekleştiriyor. Bu saldırınız tek hedefi değil, yanındaki düşmanları da sıçrayabilen büyük bir patlamaya sahip ve hasar oranı daha yüksek. Mesela fiziksel hasara karşı dayanıksız iki düşman yan yana duruyorsa, Svarok ikisinin de kalkanına zarar verebiliyor. Saldırılara Clara ile başlarsanız da, savaşın başlangıcından itibaren tam 2 tur boyunca düşmanların Clara'ya vurma oranını artırıyorsunuz. Clara'nın bu ilk dizilimi de şu şekilde. Normal saldırınız ve skilliniz Clara'nın atak oranı üzerinden değerlendirildiği için Clara'ya ne kadar çok atak oranı verebilirseniz o kadar iyi. Tabi saldırılarınızın da maksimum oranı ulaşabilmesi için ve Clara main DPS olduğundan crit oranlarınızı da dengeleyebilmeniz gerekiyor. Bunların dışında değinilmesi gereken en önemli statı da HP. Çünkü Clara düşmanlar tarafından sürekli saldırıya uğrayabilen bir karakter olduğu için eğer onu sürekli koruyabilecek olan bir shielder'ınız veya healer'ınız yoksa Clara'nın HP oranının yüksek olması gerekiyor. HP bulamazsanız da alternatif olarak defans oranı arayabilirsiniz. Ama bu statları ana statlarda değil alt statlarda tercih etmelisiniz. Clara fiziksel bir karakter olduğu için de fiziksel ana statını bulmanız karakterinizi daha çok öne çıkaracaktır. Clara'nın özel yetenekleri diyebileceğimiz Traces'ları da şu şekilde. Kinship adı verilen Trace'i açarsanız Clara saldırıya uğradığında %35'lik bir şansla üzerindeki debuff'ı kaldırabiliyor. Under Protection adı verilen Trace'ini açtığınızda da düşmanların karakterlerinize uygulayacağı alan kontrolüne yönelik debuff'ları yine %35'lik bir şansla görmezden gelebiliyorsunuz. Revenge adındaki Trace'ini de açarsanız da Svarok'un uygulayacağı hasarı %30 oranında artırabiliyorsunuz. Clara'yı birden fazla çıkardığınızda etkinleşecek olan Eidolon'ları da şu şekilde. Birinci Eidolon'u Clara'nın skillini kullandığınızda düşmanların üstündeki işaretlemeleri kaldırmıyor. İkinci Eidolon'u Clara'nın ultimate'ini kullandığınızda Clara'nın atak oranını 2 turluğuna %30 artırıyor. Üçüncü Eidolon'u da skill ve normal saldırı seviyenizi yükseltiyor. Dördüncü Eidolon'un da Clara saldırıya uğradığı zaman aldığı hasar oranı %30 azalıyor.
Bu etki Clara'nın bir sonraki sırasına kadar sürüyor. 5. idolunu ise Ultimate ve Talon seviyelerini artırıyor. Son idolunu ise Clara dışındaki karakterlerini saldırıya uğradığı zaman Svarok'un saldırıyı yapan düşmanların üzerindeki counter tetikleme oranını artırıyorsunuz. Ayrıca üstlerine Mark of Counter uyguluyorsunuz. İşaretlediğiniz düşman sayısı da bir tane artıyor. Clara'ya verebileceğiniz relikler arasında da şunlar bulunmakta. 2 parça kullanıldığında fiziksel hasar bonusu veren set, 4 parça kullanıldığında taktığınız karakter hasar aldığında atak oranınızı artırıyor. Bu yüzden Clara'ya verebileceğiniz en iyi setlerden birisi. Bir diğer seçeneği de Guard of the Wuthering Snow. Bu set ikili kullanıldığında karakterin aldığı hasar oranını %8 oranında düşürüyor. 4 set halinde de seti kullandığınız karakterinizin can oranı savaşın başlangıcında %50 veya %50'nin altındaysa karakterinizin HP oranının %8'i kadar bir can yenilemesi yapıyor. Buna ek olarak enerji sağlayabiliyor. Planar ornament olarak da en iyi seçeneği Space Sealing Station. Ama tercihen HP veren Fleet of Ageless'ı kullanabilirsiniz. Clara'nın Lightcon tercihleri de şu şekilde. En iyi seçeneği tabii ki kendi Lightcon'u olan Something Irreplaceable. Bu Lightcon atak oranınızı artırmasının yanı sıra bir düşmanı öldürdüğünüzde ya da saldırıya uğradığınızda taktığınız karakterin atak oranının bir yüzdesi kadar can yenilemesi yapıyor. Aynı zamanda da karakterinizin bir sonraki sırasına kadar uygulayacağı hasar oranı artıyor. Her tanın dükkanından alabileceğiniz 5 yıldız bir Lightcon olan On the Fall of a Neon ise karakteriniz her saldırdığında atak oranını artırıyor. Bu artış 4 seferliğine sağlanabiliyor ve karakteriniz düşmanın kalkanını kırarsa 2 turluğuna hasarını artırabiliyorsunuz. 4 yıldız Lightcon tercihleri de şu şekilde. The Most Welcome You adlı Lightcon, karakteriniz normal saldırı, skill veya ultimate yeteneklerinden herhangi birini kullandığında Mischievous adında bir etkinin bir stack'ine sahip oluyor. Mischievous'un her bir stack'i karakterinizin atak oranını %12 oranında artırıyor. Nameless Honor'dan alabileceğiniz Nowhere to Run'da karakterinizin atak oranını artırıp bir düşmanı öldürdüğünüzde yine atak oranının bir yüzdesi kadar can yenilemesi sağlıyor. 3 yıldız Lightcon olarak da Collapsing Sky'ı kullanabilirsiniz. Bu Lightcon atak ve skill damage oranınızı artıracaktır. Clara'nın yanına koyabileceğiniz en iyi takım arkadaşlarının başında Mar7 var. Aslında bu, Mar7'ın yalnızca Shielder olmasından kaynaklanmıyor. Mar7, kalkan uyguladığı karakterin canı eğer %30'dan daha fazlaysa, düşmanların kalkanını uyguladığı karakteri vurma şansını artırıyor. Bu sayede düşmanların Clara'ya daha çok vurmasını sağlayıp, Svarok'un onları işaretlemesine sebep olabilirsiniz. Clara'nın en iyi takım arkadaşlarından birisi de Asta. Clara, speed oranı en düşük karakter olduğu için savaş sırasında düşmanlardan geriye düşmesi muhtemel. Bu yüzden Asta'yı takımda bulundurmanız hem Clara'nın speed oranını artıracak hem de atak desteğinde bulunacaktır. Pella'yı da düşmanlarınızın defans oranını düşürerek Clara'nın saldırılarına karşı daha zayıf olmalarını sağlamak için kullanabilirsiniz. Her main DPS'in vazgeçilmezi olan Tingyun'da Clara'yı hem atak hem de enerji desteğinde bulunacağı için Clara takımınızı oluştururken ona yer verebilirsiniz. Eğer heal ihtiyacı hissederseniz de Natasha kullanabilirsiniz. Özellikle de karşınızdaki düşmanların fiziksel elemente karşı zayıflığı varsa Natasha bu kalkanları kırmada size destek sağlayabilir. Clara hakkında bahsedebileceklerim bu kadardı. Clara özelliklerini bilerek doğru şekilde kullanıldığında çok büyük rakamlara ulaşabilen bir karakter. Geniş alanda bir hasar uygulayabiliyor olması da onu çok yönlü bir main DPS yapıyor. Umarım Clara'yı kaybettiğinizde üzülmeyeceğinizi sağlayacağım bir video olmuştur. Clara hakkında başka sorularınız varsa yorumlarda belirtebilir, bir sonraki standart karakter incelemesi için önerilerde bulunabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. İçeriklerin devamı için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.
Kate